Kıymetli kardeşlerim, iç politikaya değinmek, MHP ile ilgili bir şey söylemek istemiyordum. Allah razı olsun. Allah seni başımızdan eksiltmesin. Amin. Kıymetli dostlarım, gerçekten iç politikayla ilgili konuşmamak üzere buraya gelmiştim. Kendi kendime her seferinde diyordum ki, onlar bazı genç arkadaşların şahsıma duymuş oldukları sevgiyi azaltmak için propaganda yapsalar da sen bir şey söyleme diyordum. Ama bu o kadar fazlalaştı ki, var içtiyse sizlerin müsaadenizle bir şeyler söylemek isterim. Benim için Şevkat Çetin ve avanesi şöyle diyormuş. Ben sözde bu davayı yolundan çıkarmak için beyanatlarda bulunuyormuşum. Bu yönde bunun için yazılar yazıp bunları paylaşıyormuşum. Kıymetli dostlarım, ben bu konuda sizlerin hepinizin hakemliğini istedim. Burada bulunmayan ama bu konuşmayı sonradan duyacak olan bütün insanların da hakemliğini isterim. Daha sonrasında ise bu dünyada misafirliğim bittikten sonra hak dünyaya geçtiğimiz zaman mahkemelerin en yücesi olan Mahkeme-i Kübra'da Yüce Allah'ın adaletini isteyeceğim. Sadece son birkaç ayda yaşanan şeyleri söyleyeceğim size. Ve daha sonra da sizin hakemliğinizi isteyeceğim. Şevkat Çetin ve avanesi mi bu davayı yoldan çıkarıyor? Acaba benim söylediğim sözler mi bu davayı yoldan çıkarıyor? Takdiri de size bırakacağım. Hakemliği de siz yapacaksınız. Seni bilen biliyor. Allah razı olsun. Kıymetli dostlarım. Allah çarşısına pazar versin. Aynen. Allah razı olsun kardeşlerim. Kardeşlerim, öyle enteresan olaylar peş peşe yaşıyoruz ki gerçekten bunları ruh sağlığı düzgün olan bir insanın peş peşe kaldırabilmesi bile mümkün değil. Genelkurmay'a darbeci diyen bir MHP'ye dönüşen yapı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Cennet Mekan Muhsin Başkan'ın saygıdeğer annesinin cenazesine katılmayan bir yapı. Üniversitede teröristler tarafından şehit edilen Fırat Çakıroğlu kardeşimizin cenazesine katılmayan bir yapı. Gençlere kendilerinin yalnız olduğunu hissettiren bir yapı. Ve bunların içerisinde teröristlere belki dur diyecek güç güvenlik diye bir kanunlar hazırlanıyor. Bir bakıyorsunuz bir tarafta HDP, bir tarafta THKP, diğer tarafta baktığınız zaman da MHP var gücüyle mücadele ediyor. Allah aşkına dostlarım, bu saydıklarımı belki mantıken kabul edilebilir bulursunuz. Ancak MHP milletvekilleri diyor ki, sırayla basının önünde Berkin Elvan bizimdir diyor. Tamam, Berkin Elvan sizin olabilir. Ama Berkin Elvan davasına bakan savcının cenazesi düzenlenecekken bir bakıyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden Allah rızası için bir tane temsilci bile yok. THKP'nin birçok eylemine katılmış olan Berkin Elvan bizimdir derken sıkıntınız yok. Ama devletin Cumhuriyet Savcısının, şehit olmuş Cumhuriyet Savcısının cenazesine katılırken sorununuz var. Allah aşkına bir düşünün bakın, başbuğun bırakmış olduğu MHP bu muydu? MHP'yi dönüştüren siz misiniz? MHP'yi var olan durumundan farklı mecraya taşıyan siz misiniz yoksa benim söylediklerim mi? Ben bu konunun hakemliğini sizlerin takdirine bırakırım kardeşlerim. Adalet sende reis! Adalet sende reis! Bu dünyada sizler bu konunun hakimliğini yaparken beni haklı bulduğunuzu biliyorum. Mahkeme-i Kübra'da da
Yüce Allah'ın mahkemesinde haklı bulunacağım konusunda da hiçbir şüphem yok. Ben bundan da fazlasıyla eminim. Baba seni seviyor Ersun, ha seni seviyor Ersun. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Estağfurullah. Biz Türk İslam davasının askerleriyiz. Biz bu davanın mihraleriyiz kardeşim. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Şeytana da namazı kıldıracağız kardeşim. Estağfurullah kardeşim. Estağfurullah. Kıymetli dostlarım. Bu arkadaşların bir de şöyle bir takıntısı var. Ben bir şey söylüyorum. Hemen diyorlar ki AK Parti ile anlaştı. Böyle taliye oldu. AK Parti'ye çalışıyor diyorlar. Allah aşkına. Ben doğruyu söyleyen herkese dedim ki bu doğruysa doğrudur. Şimdi ben burada konuşma yaparken desem ki son günlerde kamuoyunda çokça konuşulan %100 yerli bir otomobil üretilmesi için yapılan çalışmalara katkı göstermenizi ben ve buradaki arkadaşlar sizden istemektedir desem, şimdi gene diyecekler ki AK Parti'ye çalışıyor. Allah aşkına Başbuğ'un 9 ışık kitabını okumadıkları için benim her konuşmamdan sonra böyle söylüyorlar. 9 ışık kitabını açıyorum, bunu Başbuğ söyledi diyorum. Ben söylemiyorum. 9 ışığı okumadıkları için bilmiyorlar. Başbuğ Alparslan Türkeş diyor ki Orta Doğu'ya hakim olan tüm dünyaya hakim olur. Aktif dış politika yapılmalıdır diyor. Ama bizimkilere bakıyorsunuz, bizim Orta Doğu'da ne işimiz var diyorlar. Seçilme yaşının düşünme konusu oluyor. Bizimkiler muhalefet gösteriyor. Ama Başbuğ gençlerin her zaman siyasette olmasını savunmuştur. Yani kısacası Başbuğ ne derse Başbuğ başkanlık sistemini istiyor. Bizimkiler başkanlık sistemine karşı geliyor. Yani Başbuğ'un geçmişte bizlere hedef gösterdiği bütün her şeyin karşısında duruyorlar. Kıymetli dostlarım, doğruyu kim söylemişse bize emirdir, inandığımız dinin emridir. Bu doğrudur deriz. Şu kişi bu parti fark etmez. Doğru doğrudur ve doğru için mücadele etmek gerekir. Bizi kendilerine mahkum zannettikleri için şımarıkça tavırlar içinde oldular. Şevkat Çetin ve arkadaşlarına mahkum değiliz kardeşim. Geçen seçimlerde mahkum olmadığımızı gösterdik. Bunun mahcubiyetini yaşadılar. Bu seçimlerde de yaşayacaklar. Ne ben, ne akrabalarım, ne de beni seven hiç kimsenin onlara oy vermesini istemiyorum. Hangi partiyi oy verirseniz verin. Ama onlara oy vermiyorum. Ne zamanki Şevkat Çetin ve avanesi o partiden gider, bu davaya hizmet etmiş gerçek dava adamları o partiyi oluşturursa, merkez yürütmeyi oluşturursa, o partinin üst kademelerini oluşturursa, bu davaya gerçek hizmet etmiş olan dava devleri oluşturursa, işte o zaman bizim onlara hizmet etmek boynumuzun da borcudur, bizim de görevimizdir kardeşlerim. Biz de bu görevden kaçmayacağız kardeşlerim. Kardeşim, diyorsunuz ki benim böyle bir düşüncem yok. Siyasete girmeyi asla düşünmediğimi deklar etmiştim. Bu adamlar benim cenazeye yolladığım çelengin üzerindeki isme tahammül edemeyip onu söktüler. Diyorsunuz ki partiye gir Allah aşkına. Bu adamlar benim çelengin üstündeki ismime tahammül edemiyorlar. Siz ne diyorsunuz? Kardeşlerim, ben kalabalığa baktığım zaman burada ilkokul arkadaşlarım dahil
Bugüne kadar edindiğim birçok arkadaşı görüyorum. Biz geri dönüp baktığımız zaman ilkokuldan bugüne kadar kazandığımız dostları kaybetmeden geldik. Biz kimseyi sırtından hançerlemeden bugünlere geldik. MHP'nin üstüne oturmuş olan Şevkat Çetin ve avanesi ülkücü hareketin en büyük devlerinin, en büyük mücadele adamlarının sırtını hançer soka soka gelmiştir. Bizim onlarla aramızdaki fark budur. Allah sizden razı olsun. Yüce Allah onurunuzu var etsin. Siz bizi onurlandırdınız. Yüce Allah da sizi onurlandırdı.